سُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akibetü lil muttakin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, muhakkak ki senden geldik, sana döneceğiz. Son nefesimizde iman ile göçmek dileriz. Bu lütfu bizden esirgeme Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, günahlarımızın olduğunu, nefsimize uyduğumuzu, kul hakkı yediğimizi, kardeşlerimizin gönlünü kırdığımızı biliyoruz. Hiçbirimizin masum olmadığını biliyoruz. Ve yine biliyoruz ki, umut ve korku içinde geçen ömrümüz noktalanacak ve elbet biz mahkeme-i kübraya çıkacağız. Ya Rabbi, orada yüzümüzü yere baktırma. Allah'ım bizi affet. Amin. Tövbe ya Rabbi. Hata yoluna gittiklerime, bilip ettiklerime, amin, bilmeyip ettiklerime tövbe ya Rabbi. Ey her şeye muktedir Allah'ım. Sana ve peygamberlerinin getirdiği mesaja inanıyoruz. Senden özgürlük, bilgi, medeniyet, adalet ve şeref istiyoruz. Bize bunları bağışla. Çünkü çok muhtacız ve her zamandan daha dertliyiz. Ve alçaklık ve esaret ve cehaletin kurbanı olmuşuz. Ey zayıf bırakılmışların Rabbi! Bizi köle arayan azgınlar olmaktan, kendi yarattığı putlara tapanlar olmaktan, illetin siyah örtüsü altında uyuyakalmışlar olmaktan koru. Allah'ım, sana andolsun ki, haksızlığa uğradığımız zaman, benim haklı isyanımdan bir mazlum zarar görebilir mi diye etrafımıza bakacağız. Sana andolsun ki, katil ya da kurban olmayı seçmek gerektiğinde, kendi irademizle kurban olacağız. Sana andolsun ki, zalim olmayacağız. Fakat ya Rabbi, sana andolsun ki köle de olmayacağız. Sana söz verdik, bize güç ver Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yesufun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Bana mı getirdin? İhsan'ın duasına gidemedin. Bari yemeğini ye diye düşündüm. Ağrım var mı? Biraz. Yengem bıçağı tam yaranın üstüne isabet ettirince pek hoş olmadı tabii. Neyse sen ye. Ben sonra pansuman için uğrarım. Sen yedin mi? Beraber yiyelim mi kız? Eski günlerdeki gibi. Dinlen artık biraz istersen ha. Bayılacaksın şimdi güneşin alnında. Lut. Ne zamandan beri ağzını bıçak açmıyor bu oğlum?
Barut gibisin. Barutu çok sıkıştırırsan ne olur biliyorsun. Hadi. Dök içini rahatla. Bulut. Hazır olduğun zaman ben buradayım. Bunu bil yeter. Pilav getirmiştim sana. Şeyden, Yasin'den. Merak ettim. İhsan'ın duasına da gelmeyince. Öyle işte. Görüşürüz, kendine iyi bak. Memur bey, doğruyu söyleyeceğinize yemin ettiğinizi hatırlatarak yazılı ifadenizi almaya başlıyorum. Şimdi olay gecesi başkomiser Bulut Kurt'un cinayet zanlısı Peritas'ı motosikletiyle kaçırdığını gördün mü görmedin mi? Görmedim sayın müfettişim, amirim. Aynı gece Cemal komiserime öyle demiyormuşsun ama. Erdinç amirim kulaklarıyla duymuş. Gir lan şuraya. Bu posttraumatik stres yüzünden iyice saçmaladın sen ha. Hayal falan kurmaya başladın artık. Komiserim vallahi gördüm, billahi gördüm ya. Ya Fatih. Bulut başkomiserin motosikletinin arkasındaydı Feritas. İşte bu enteresan bir iddia. Cemal komiserimin de dediği gibi yaşadığım stres... Yani... O cinayet zanlısı beni otelde rehin aldı ya amirim. Yediremedim herhalde kendime. Böyle Bulut başkomiserimin de elinden uçağına kaçan bile kurtulmaz ya. Herif kaçınca ben de hayaller görmeye başladım işte. Ve yalan söylediği çok belli amirim. Bulut'u korumak için her şeyi yapar bunlar. Oturalım mı? Ne olacak şimdi? Yani asayişte. Bilmiyorum. Fatih müfettişe ifade veriyor şu an. Ama pek bir şey değişeceğini sanmıyorum. Bitti mi yani? Bitti. Ne demek bitti ya? Sen bu kadar korkak mısın? Hiç bakma öyle. Bu yaptığın korkaklıktan başka bir şey değil. O ya saçmalama. İnsan yenilgiyi de kabullenmeli. Sen yenilginin anlamını bilmiyorsun o zaman. Sence katil Ferit mi? Hayır. Sence onu korumakla ve gerçek katilin peşine düşmekle hata mı yaptın? Tabii ki hayır. O zaman yenilgiyi kabul etmek korkaklık değil de nedir? Neden savaşmıyorsun? Neden kendi doğruların için direnmiyorsun? O kadar kolay değil ayağım. O kadar kolay Bulut. Asıl senin gibi biri için haksızlığa boyun eğmek zor. Bu küçücük bahçende saklayamazsın sen öfkeni. Bırak bu küskün çocuk tavırlarını da kalk ayağa. Bu sen değilsin. Küskün çocuk ha.
Hadi hadi al. Yok sen al. Alırım bak, ondan sonra öküz demek yok değil mi? Terapistim senden bahsederken hep o öküz diye giriyordu lafa. Ya beni tanıyan kadınların bana öküz demesine alıştım da bu gerçekten bir ilk olabilir. Terapistine yatmış olamam değil mi? Bilmem. Olabilir misin? Bak anlaştık sayıyorum. Alıyorum. Ben o zaman bile öküz diyemedim ki sana. Hep senin için bahaneler ürettim. Terapistim bana çok kızıyordu. Şu adamın pisliğin teki olduğunu bir kabul edebilsem bu iş bitecek diyordu. Oysa ben hep bir neden bulmaya çalışıyordum. Diyordum ki beni öyle bir anda bırakıp gittiğine göre çok önemli bir şey gördü. Belki birinin peşindeydi. Belki onun peşinde birileri vardı. Yok artık ya. Yapma. Hı hı. Yok artık değil mi? Biliyor musun? Terapistim bana senden çok iyi senarist olur diyordu. Hatta hayal gücümün çok gelişmiş olduğunu söylüyordu. Kaybolma nedeninin derin devlet, CIA, uzaylılar, organ mafyası. Hatta uyuşturucu mafyası olduğuna dair bir sürü hikaye yazdım çünkü. Vay anasını arkadaş. Bu kadar isabet olur. Hı? Terapistim dedi yani. Terapistin senin hayal gücün konusunda çok isabetli tahmin yapmış. E bana öküz demekle de haklı tabii. Ben bir çocuklara bakayım, ortadan kayboldular. Sokakta oynuyorlardır. Sen de pilavını soğutma. Hı hı. Soğutmam. Ben gideyim artık o zaman. Sen git artık o zaman. Kendine iyi bak madem. Bakarım. Yapma Bulut. Yine aynı şeyi yapıyorsun. Yapma. Ama bu sefer farklı. Sen korkma dedin. Bunun için demedim ben. İşin için dedim. Ben düz adım bu ya. Unuttun mu? Yarım kalmış hikayelerin ne olacak? Bırak yarım kalsınlar. Şu anda tek umurumda olan senin yazacağımız hikayemiz. Ben de hikayedeki kötü kalpli cadı değil mi? Sen şimdi biraz hassassın ve bu göz önüne alındığında. Sana kızgın olduğum için hislerimi bu işin içine karıştıracağım mı sanıyorsun? Asla. Ben profesyonelim bir kere. Sanırım başka çare yok değil mi? Yok. Hadi çıkarız. Omuzlarım. Ben eskiden hep omuzlarımla uyurdum. Ah
İşte başlarız. Dursana. Ne istiyorsun Dilber? Merak etme. Ben de çok meraklı değilim senin böyle başka karılarla oynaşmanı izlemeye. Çocuğumu görmeye geldim ben. Oğlum nerede? Göremezsin. Sevinç'le sokakta oynuyorlar. Vay. Bakıyorum siz iyice aile olmuşsunuz. Gözlerim yaşardı bu saadet tablosu karşısında. Evine git Dilber. Ayıldığında gelir görürsün çocuğun hadi. Yapma ya. Sen burada sevgilinle gününü gün edeceksin. Bana oğlumu göstermeyeceksin bir de. Ben de evde oturacağım. Yok öyle ya. Sabrımı taşırma Dilber. Bak kötü olacak. Ne kötü olacak lan? Ne kötü olacak? Daha ne olacak? Ağzıma a**ın lan benim. Hayatımı mahvettin. Cefasını ben çektim, sefasını bu duruyor. Sen kime a**ıyorsun be? Dilber yeter. Yetmez. Bu burada bitmez. Duyuyor musun beni hoca? Kocamı aldın, oğlumu yedirmem sana. Bir elini sür, parçalarım yeminle. Oya! Oya! Canan! Canan! Seni kovalarken yakalanayım mı istiyorsun? Bilirsin yaparım. Oydu değil mi? Kim oydu ya? Ferit? Merhaba dayı. Neriman'ı Bursa'dan tanıyorsun. Girebilir miyiz? Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Ferit ne bu hal? Ne işin var gecenin bu saatinde? Ferit'in başı çok fena belada Samet amca. Nasıl yaparsın Ferit? Nasıl yaparsın? Ben sana demedim mi kimseyle dalaşmayacaksın diye? Bir şey soracağım. Siz ikiniz şey misiniz? Ne miyiz? Ya şey işte. Yok be. Arkadaşız biz. Kankayız hatta. Gideceksin Ferit. Gideceksin diyorum. Yarın ilk uçakla gideceksin. Vizen var zaten. Bilet işini ben hallederim. Yarın ilk uçakla Amerika'ya gidiyorsun. Ferit. Bu ne tırtıl? Ergenlik aşkının sırası mıydı şimdi? Tırtıl. 6 yıl öncesinin defterlerini niye açıyorsun ki şimdi? Bana söyledin kız. Hangi kızı ya? Canan neden bahsediyorsun Allah aşkına? Ver onu bana. Bir dakika, bir dakika. Daha bitirmedim. Heyecanlıya benziyor. İğrençsin ya. Senden nefret ediyorum. Babamdan da nefret ediyorum. Sana ben gündüm nasıl verir? Çünkü tırtıl başım büyük belada. Buraya bir süre saklanmak için gelmiştim ama görünene ki bu pek mümkün olmayacak. Çünkü seni tam da şimdi bana tutulacağın tutmuş. Dayım bunu bahane ederek beni yarın Amerika'ya yolluyor. Haberin var mı? He? Gidecek misin peki Amerika'ya? Yani sen gidersen ben ne olacağım? Kızım! Başım büyük belada diyorum, senin dert ettiğin şeye bak. Hem gitmesem ne olacağını sanıyordun ki? Bilmem yani belki... Tırtıl. Bu her ergenin başına gelen bir durum. Her kız ya mahalledeki ya sülaledeki bir abiye aşık olur. Bizde bu böyle. Bu öyle bir şey değil bir kere. Bu farklı. Ya. Hepsi de öyle der. Neyse ben biraz çıkıp dolaşacağım. Sabah ben gitmeden görüşürüz. Sana bunu ispat edeceğim.
Seni hep bekleyeceğim. Senden hiç vazgeçmeyeceğim. Ancak bir başkasına aşık olursan. Başka bir kız olursa vazgeçer misin? Yani başkasına aşık olursan anlarım. Vazgeçer misin? Anlarım. O zaman şimdi anla ve vazgeç. Çok aşık olduğum bir kız var çünkü. Çok aşık olduğum bir kız var çünkü demiştin. Öyle mi demiştim? Tabii ya. Sen Amerika'ya gitmek zorunda kalınca hikayeniz yarım kaldı. Şimdi anlıyorum. Aşık olduğun kız Duygu'ydu. Doğru mu Ferit? Sen bana mı aşıktın? Bittiğini andır oğlum Ferit. Olsa hayatta senin bu arkadaşın karı diye almam ha. Fatiha yalap şap okuduğu gibi velet dalinam. Ana, et Canan buradaydı ya demin. Say nereye gitti o? Aman ne bileyim, fıttırdı gitti. Çok fena olmuş hanımefendi. Sanki ben fena olmadım. Sanki bu evin kızı benim, sanki kahve yapmak benim görevim. Pek de yapamıyorsun zaten. Dedim bırak ben yaparım diye. Yasin'e okudum, duayı ettim. Bir de kahveyi mi yapacağım? Yok anam yok. Yaptırmam. Adap var, maşeret var. Hadi. Ceneviz. Şimdi reis beni affetti diyorsun öyle mi? He. Dava bitene kadar arazinin üzerine inşaat yapamayacağı için biraz üzülüyor. Ama olsun, yüzü güldü ya. Ondan bari gülsün adam yani. Bunca derdin arasında kardeşim ya. Çıkmadı mı daha Türker Hoca? Ne diyorsunuz hocam? Tahminin doğru Neriman. Ne yazık ki üzücü bir teşhis başkanım. Alzheimer. Reis Bey, Canan'la İhsan balayından dönmediler mi hala? Seni gördüğüme ne kadar sevindim bilemez. Allah siz erkeklerin belasını versin. Her şey için teşekkürler hocam. Teşekkürlük bir şey yok başkanım. Vazifemiz. Dediğim gibi ileri tetkikler için Bursa'ya bekliyorum. Neriman, sen ayarlarsın randevuyu. Tabii hocam, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Nasıl çıkmış bu? Niye bileyim reis? Adam her şeyden yırtmanın bir yolunu buluyor. Nasıl çıktığımı konuşuyordunuz başkan? Devlet işini biliyor. Parayı aldı, beni saldı. Tutuksuz yargılanacak. Ne istiyorsun kolsuz? Hayırdır? Parti mi veriyordunuz? Bak yine beni çağırmadınız. Harbiden bozuluyorum ha. Abi sakin ol. Parti değil de İhsan'ın duası vardı. Hapistesin diye çağıramadık. Bir dahaki kurbanın artık.
Bir dahaki kurbanım sen olma da hoca. Sonra mevlüt okutacak adam bulamayız hafazan Allah. Niye geldin kulsuz? Size harika bir teklifim var. Söyleyin bakalım. Kim 1 milyon kazanmak ister? Kimse 1 milyon kazanmak istemiyor mu? Sanki sen istiyor gibisin Ceneviz kardeş. Olay basit. Arsayı veriyorsun, 1 milyonu alıyorsun. Davadan vazgeçiyorsun. O zaman çift davada da sende kalabilir. Hayır. Davadan vazgeçmiyorum. Ne verirsen ver, ne yaparsan yap. Çok cesur gördüm seni Ceneviz kardeş. Senden korkmuyorum kolsuz. Hadi şimdi defol git buradan. Sırayla mı? Bu nedir ya? Niye açmıyorsun kızım kapıyı? Örümcek adam mıyım ben? Tırmanıyorum yaralı yaralı. Beter ol. Manik depresif karı. Sen iyi misin? Değilim. Niye siz erkekler böylesiniz ya? Niye hiç düşünmüyorsunuz? Hiç mi düşünmüyorsun Canan sizi o halde görünce ne hisseder diye? Nasıl seni seven bir kızın yanında başkasıyla... Tövbe tövbe.
Ayıp değil mi ya? Hiç mi kalbin yok senin? Madem onu istiyorsun, ötekiyle hesabını niye kapatmıyorsun önce? Niye benden sana hayır yok demiyorsun? Niye görüşmeye devam ediyorsun ya? Niye? Karısı mı geldi? Eski karısı. Kuruma bak kuruma. Havan batsın. Ulan sanki ezelden beri buraların amiri ha. Daha ortada karar yok, bir şey yok. Bu da sanıyor ki başkomiserimin odayı kaptı. Öyle başkasının malına göz dikmeye benzemez oğlum. Kolay değil o kadar. Kardeşin tarlasına göz dikmeye de benzemez mesela. Komşunun karısına göz dikmeye de benzemez. Pakette kalan son piskevite göz dikmeye hiç benzemez. Sen iyice balatayı sıyırdın ha. Bayır tur bu. Sıyırdım komiserim. Yavaş yavaş deliriyorum ben. Komiserim, ben bu vicdan yükünü taşıyamıyorum artık. Başkomiserimden şüphelendim ya. Vardır amirimin mi bildiği diyemedim ya. Bir de salak salak konuşup amirimin mahvına sebep oldum ya. Sıyırayım zaten ben artık. Haktır, revadır bana bu. Ulan sana hak bu halinde, bana reva mı be? Başkomiserim ne yapıyorlar acaba şimdi? Ne istiyorsun? Geçmiş olsuna geldim. Yalancı tanıklık yapmadığın için seni biraz hırpaladığını duydum. Kolsuz cinayet saatinde nerede olduğunu kanıtladı diye duymuştum. Hala benim üzerimden onunla uğraşıyor olman enteresan. Ben de cinayetlerin azmettirilebildiğini duymuştum. Kolsuz bizzat tetiği çekmedi diye bu işten vazgeçeceğimi düşünmen daha enteresan. Onu da bana yakın olsun, bitsin bu iş. Kendin o kadar önemseme. Böyle bir niyetim yok. Sana bunu yapan adamı korumaya çalışman da bana ilginç geliyor. Bak Ece. Ben senin tarafındayım. Düşmanın düşmanı şeysi. Ece. Ferit'in odasını silah senin koyduğunu biliyorum. Sana bu emri verenin Recep olduğunu da biliyorum. Bunu ispatlayabileceğimi de biliyorum. Bak sonunda üzülen sen olursun. Umurumda mı sanıyorsun? Kaybedecek bir şeyim var gibi mi görünüyorum sana? Kaybedecek bir şeyin olduğunu ikimiz de biliyoruz Ece. Başkalarının da bilmesini istemezsin değil mi? Bu kadar ileri gidemezsin. Ne kadar ileri gidebileceğim konusunda en ufak bir fikrim bile yok. Sana düşünmen için bir şans veriyorum. Bana yardım etmezsen senelerde sakladığım sırrı paylaşmaktan çekinmem.
Şimdi biz bu güzel pazar sabahı içeride kahvaltı yapıyoruz ya. Ferit'e çakacak. Bir fırsatı daha kaçırsam dişimi kıracağım oya ha. Gene hangi fırsatı kaçırmadın çırpı? Neriman, diyorum ki bu güzel ilkbahar sabahı içeride Ferit'le kahvaltı yapmak zorunda kalıyoruz ya. Yani çocuk yalnız kalmasın, mahzun olmasın diye düşünüyoruz ya. Oya? Diyorum ki Ferit de bize duyguyla öpüşürken nasıl suç işlemeyi başarıp Amerikalara kaçmak zorunda kalmış onu anlatır ha. Nereye? Hani ben bu güzel ilkbahar sabahında uslu uslu oturuyorum ya. Meraklı kadınların boğazını kesmek suretiyle suç işlemeye teşebbüs etmiyorum ya. Ferit? Belki çırpı da çenesini kapatır. Onu ilgilendirmeyen konular hakkında değil de Bulut niye hala özür dilemeye gelmedi diye merak eder ha? Kıçık. Selam çocuklar. Başkomiserim. İfade için bile olsa sizi gönderdim. Ne haber Cemal? Devlet pazar günü de çalışıyor ha, durmuyor. Fatih ne haber? Başkomiserim, şu hareketinizde beni nasıl ezdiniz anlatamam. Niye oğlum? Büyüksünüz başkomiserim. Niye diyerek beni daha da ezdiniz? Fatih, bir kere daha ezerim diye bir kere daha niye demekten çekiniyorum. Çok büyüksünüz başkomiserim. Size tüm yaptıklarıma rağmen hatırımı soruyorsunuz. Gelip benimle hala sırada konuşuyorsunuz. Yani başkomiserim, yani... Tamam. Şu ifademizi verelim bakalım hadi. İçeride kimse kalmadı değil mi? Kalmadı. Herkes çıktı dağıtım. İyi. Son ana kadar kimsenin haberi olsun istemiyorum. Nedir son durum? Sınırdan geçti mi mallar? İyi. Şoförün ödemesi yapıldı mı? Yapıldı patron. Paranın yarısı hesabında. Geriye kalanını teslimatta vereceğim. İyi. Bana bak lan. Aracın evrakları tam değil mi? Trafikte bir sorun çıkmasın. Şimdi polisin çevireceği tutar. Her şey tam patron. Güzel. Kaçta burada olacak?
Bir aksilik çıkmazsa gece iki sularında buraya varır. İyi. Benim smokini aldırdın mı kuru temizlemeden? Senin smokinin yok ki patron. Biliyorum Ekrem. Kafam karıştı herhalde. Sen böyle yönetici asistanı moduna girince. Ne yapayım patron? Ece'yi bozmasaydın her iş bana kalmazdı. Beni beğenmiyorsan al bir asistan. Ha. İyi. Yarın gazeteye ilan vereyim. Yaz. Al notunu. Orta ölçekli uyuşturucu kaçakçılığı. Arsa spekülasyonu. Ve kumar gibi bir takım illegalliklerle uğraşan. Tek kollu organize suç örgütü için yönetici asistanı aranıyor. Oldu mu Ekrem? Bazen çok kırıcı oluyorsun patron. Bir de sen anlat bakalım Bulut. Zanlıyla ilişkin nedir? Sıradan zanlı polis ilişkisi. Başkanın yeğeniymiş. Tanımıyor musun sen? Tanımıyorum demedim. Sıradan zanlı polis ilişkisi dedin. Adam izniye gireli çok zaman geçmedi. Farkındaysanız gündem biraz yoğundu. İntihar cinayeti derken ilişkimizi bir sonraki safhaya taşıyamadık henüz. Olayın ciddiyetinin farkında mısın sen? Bu yüzden işini kaybedebilirsin. Ben gidersem asıl kaybeden teşkilat olur. Meydanı Erdinç gibi polislere bıraktığımı düşünürsek, duyduğum kadarıyla benimle uğraşmaktan cinayeti çözmeye vakit bulamıyor. Erdinç'e gerek kalmadan sen kendi kendini yakacaksın zaten bu tavırla. Yanarız müfettiş bey. Yanmak gerekiyorsa yanarız. Masumlar yanacağına biz yanalım. Kim masum? Ferit As mı? Daha adamı yakalamadan buna nasıl karar veriyorsun? Yoksa kendisiyle görüşüyor musun? Ettim. Bırak bak, iyi dayandı bence, bırak. Ya ne yapayım, anlatmıyorsunuz bana. Ben de tahmin edeyim diyorum, sahneyi gözümde bile canlandıramıyorum. Teknik olarak imkansız değil mi? Bak şimdi. Sen Duygu'yla öpüşürken bir şey oluyor ve onu bırakıp gidiyorsun. O şey senin polisle başını belaya sokuyor ve sen ta Amerikalara kaçmak zorunda kalıyorsun. Duygu da niye tam öpüşürken bırakıp gittiğini bilmiyor. Ya nasıl bir olay olur ki? İki kişi öpüşürken biri polisle başını belaya sokar, öteki adamın kaçtığını bile anlamaz. Tübe tübe. Edep de kalmadı bunlarda. Sana ne Mare? Oğlan kızı öpmüş. Sana ne? Derdi sana mı düşmüş? Nasıl yani? Ağzından mı öpmüş? Heh. Evet Bulut. Zanlıyı yakalamadan masum olduğuna nasıl karar verdin? Yakalamadan suçlu olduğuna karar vermekten daha vicdanlı değil mi bu? Yani masum olduğuna inandığın için kaçmasına göz yumdun, öyle mi? İyi taktikti müfettiş bey. Biraz terece tere durumu oldu ama olsun. Sen de görevini yapacaksın tabii. Saygılı ol. Karşında senin altın yok. Altlarıma saygısız davrandığımı nereden çıkardın? Bende otorite problemi var biliyor musun? Üstlerime takıyorum ben. Huy işte. Çık dışarı. Şükret ki bunları kayıtlara geçmiyorum. Yoksa çoktan işini kaybederdim.
Bence sen bunları kayıtlara da geç. Çünkü ne zaman sorarsan sor, aynı cevaplar alırsın benden. Bir günah keçisi bulup davayı kapatmaya meyilli olmadığım için işimi kaybedeceksem, o kanıtı oraya başkasının koyduğunu anlayacak kadar iyi bir polis olduğum için işimi kaybedeceksem, elime bir kanıt geçti diye gerçek katili aramaktan vazgeçmediğim için işimi kaybedeceksem, bırak kaybedeyim. Aynen yaz bunları. İfadem bu kadar. Oğlum delirdin mi? Burası çok riskli. Ne yapayım amirim? Çok acil bir durum. Tamam gel. Anlat. Bu gece sevkiyat var. Uyuşturucu. Gece giden kamyon gelecek balık çiftliğine. Emin misin? Kolsuzla Ekrem'i az önce konuşurken duydum amirim. Hadi sen kaybol, hadi fırla. Abla ne yapıyorsun sen ya? Ödümü patlattın. Cemal. Siz çıkmamış mıydınız başkomiserim? Benimle gel. Beni iyi dinle şimdi. Bu gece Recep'in balık çiftliğine büyük bir uyuşturucu teslimatı var. Gece 2'de, tamam mı? Açıklayamayacağım bir muhbirim var. Ondan alın haberi. Beni sakın karıştırma. Kesinlikle Erdinç'in haberi olmayacak. Kesinlikle. Merak etmeyin, asla duymaz Erdinç. Yoksa hemen satar bizi. Sessiz, sakin, hatasız ve ani bir baskın istiyorum senden Cemal. Anladın mı? Peki amirim siz? Bu seferlik operasyon sana emanet koçum. Anladın mı? Anladım ben seni. Bulut, ne işin var senin burada? Ne işin vardı burada senin? Ben sana demedim mi Bulut'a ispiyonculuk yapmayı bırakacaksın diye? Geçen o hapları yok ettin diye kolsuz seni neredeyse öldürüyordu. Ne çabuk unuttun. Bulut'a bilgi taşıdığını öğrenirse ne yapar seni o psikopat bilmiyor musun? Bulut başkomiserim korur be. Korur. Hasan. Bir tane. Filler tepişir, çimenler ezilir. Kimse seni düşünmez. Bulut'un kolsuzdan hiçbir farkı yok ablacığım görmüyor musun? Abla. Onun hakkında böyle konuşma bak. Bulut başkomiserim adamın dibidir bir kere, dibi, dibi. Sen nasıl... O adamın dibi beni seninle tehdit etti Hasan. Doktor İhsan konusunda. Kolsun aleyhine ifade vermezsem sırrımızı açıklamaktan çekinmeyecekmiş. Seni polis muhbiri olduğunu söyleyecekmiş Kolsuz'a. Ne? Kolsuz'a olan nefreti. Onu yakıp kavuruyor. O nefret arada bizi de yakmış. Umuruna bile takmıyor. Ama merak etme. Ablan yine bir çözüm bulacak. Senin kılına bile zarar gelmesine izin verme. Anlıyor musun? Sen ifadeni verip gitmemiş miydin? Neden döndün, ne çeviriyorsun? Aramızdaki çekime karşı koyamıyorum. Ayaklarım hep beni sana getiriyor. Kendini çok zeki sanıyorsun değil mi? İnan bana, yeterince zeki olsam seni 6 sene önce o gün yok ederdim.
O gün ortağım öldü ulan benim. Yok edilecek biri varsa o da ortağımı, yani Ramazan'ı öldüren katildi. Bana masal anlatma Erdinç. İkinizin de nasıl işlere bulaştığını teşkilatta bilmeyen yoktu. Ramazan'ın eninde sonunda içine girdiği pislikte bu olacağı belliydi. Yanında seni de götürmediğine yanıyorum ben. Ne o? Şubenin ortasından mı vuracaksın beni? He? Zeki olan sen de mi unuttun mu? Eminim bundan daha iyisini yapabilirsin. Kaza süsü, intihar senaryoları. Hatta o çok başarılı olduğun numaranı deneyebilirsin bence. Başkasının üstüne atma numarası. Ramazan'ın ölümünü başkasının üzerine atmak bir yana, onun gerçek katilini bilsem, bir dakika düşünmem, çeker alnının ortasından vururum. Hı hı. Tabii tabii. Neyse, ben seni fazla tutmayayım. Senin şimdi yakalaman gereken başka bir katil var bu sefer. İhsan'ın gerçek katili. Aa, ama pardon ya. Senin derdin gerçekle katille falan değil benimle, değil mi? Hı? Katil bahane, olacağını. Oo. Admin, sen bardaklara buzları indiriver. Etleri hemen alıyorum böyle kanlı kanlı. Kanlı demişken. Ekrem. Kaynanamı seviyormuş bak. Senin kaynanan yok ki patron. Başarısız aşk hayatımı yüzüme vurma be oğlum. Aşkta kaybeden Allah'tan parayı kazanır. Ne istiyorsun kolsuz? Seni zengin etmek istiyorum Ceneviz. Dolarları ayakların önüne sermek istiyorum. Milyon doları şuraya saçayım, üzerinde dans et istiyorum. Ha, davadan vazgeçip arsayı sana satayım diye geldin yine. Dün ben sana cevabımı vermemiş miydim? O zaman Samet Başkan vardı. Fark ettim de sen onun yanında bana tam açılamıyorsun. Böyle hislerini gizliyorsun. Utanıyorsun. Gerçek duygularını gösteremiyorsun. Açılamıyorum. Ha? O zaman çok açık bir şekilde dudaklarımı okut olsun. Ceneviz kardeş. Mangala dikkat et. Tehlikeli. Çok tehlikeli. Annen çok acıkmış, hazır mı? Canan. Kızım duymuyor musun? Of, of. Annen orada acından ölüyor, çorba burada taşıyor, sen... Ferit mi yine? Canan. Ceneviz yüzünden... Yıllarca hayalini kurduğum külliye projesi durdu. Tam bununla baş etmeye çalışırken bir de öğrendim ki yeğenim damadımı öldürmekten aranıyor. Yine de dik durdum. Neyse dedim. Elbet adalet. Ama son darbe annen. Annenin bu durumuyla baş edemiyorum Canan. Kaldıramıyorum. İhsan'ı unutacak kadar, Feride bıçak saplayacak kadar bu hale gelmesini hazmedemiyorum. Sana ihtiyacım var Canan. Hem de çok ihtiyacım var. Unut Feride. Bize dön. Lütfen. Bulutun
kulaktan para çıkarma numarasına 5 basar mı? Vallahi kiminki kiminkine basar bilmiyorum ama gerçek olan şu ki ikisinde de her türlü numara var. Üfleyelim. Sevgiline olan kızgınlığını benden çıkarma çırpı. Bulut benim. Biliyorum. Bulut senin sevgilin değil. Ah. Duygu arıyor yine. Efendim doktor hanım. Evet, daha önceki 8 aramanızda olduğu gibi hafta sonu kongreye gitmek zorunda kaldığınız için gelemediğinizi ilettim Ferit'e. Ferit duşta. Ya sıkışıyor işte bu Ferit. Ben de diyorum kendisine artık solungaçların çıkacak diye ama çıkmıyor banyoda. Çıksa bile hemen geri giriyor. Seviyor suyu. Hı. Tamam, aratırım tabii, niye aratmayayım? Bu evin de ne kapısı duruyor, ne telefonu. Hürnenin dediği gibi var vallahi. Ya sen saklansana. Gerek yok, Bulut geldi. Ya. Nereden biliyorsun? Yaklaşık 2 dakika önce motosikleti evin önünde durdu. Bahçeye girdi ama kapıya gelemedi. Sanırım senden çekiniyor. Sana söyleyeceklerini tekrarla. Birazdan şöyle diyeceğim. Oya, biraz konuşabilir miyiz? Sen de diyeceksin ki. Üfleyelim şekerim. Oya, biraz konuşabilir miyiz? Bir tür kainim ben. Ben ne diyeceğim kain efendi? Türk kızı atarı faktörünü unuttum tabii. Paslanmışız. Pek güzel olmuş bu. Biraz da babanla İhsan'ı da ayırmayın azıcık ha. Bak canım. Her akşam kocanın önüne 3 kap yemek koyacaksın kızım. Elini üşenme sakın ha. Erkek öyle azıcık da doymaz. Hele İhsan. Hele İhsan. O bize ilk akşam yemeğine geldiydi hani. Celpli et yaptıydım. 3. tabaktan sonra öyle korktum ki Canan et yetmeyecek diye. Babana kızdıydım. Öyle kiloyla et mi alınırmış? Bir koyun kestirivereydin demişti. Canan. Sahi. İhsan kaç yıl oldu İzmir'e geleli? 10 yıl var mı kızım? Altı. Doğru ya. Feride yolcu ettiğimizde migrenim tutmuştu. Uyku ilacı alıp uzanıverdiydim. O ara geldiydi değil mi Canan? Şu oğlunu düşünmekten bütün gece uyku tutmadı. Başım çatlayacak gibi gidip bir ilaç alayım. Siz de artık kendiniz gidersiniz Reis Bey. Ben de bir yemek yapayım diyorum. İyi geliyor da bana. Burada bakkal falan nerede? Gel kızım. Ben belediyeye gidiyorum. Götüreyim seni.
Yapmayacağım ben. O kalpsiz baba akşam eve geldiğinde ne bulursa dolapta onu yesin. Zaten bu haplar akşama kadar uyutur beni. Sen ne kadar büyümüşsün böyle. Son gördüğümde teller vardı dişinde. Sen hatırlamadın beni. Ben Ferit ne yaptı diye merak ettim de ev arkadaşıyım. Hani sen de gelmiştin babanlarla bize. Hatırladın mı? Sen önce gittiğinde kendimi öldürmeye kalkmıştım. Dün de az kalsın bir çocuğun ölümüne sebep oluyordum. Çocuğa arabayla çarptım. Canan sen ne diyorsun? Ne çocuğu ne kazası? Çocuk nerede, hastanede mi? Yok yok. Çocuk iyi. Yani ufak bir kazaydı zaten. Merak etme, hiçbir şey yok. Ama baba, benim toparlanmam lazım. Bir şekilde kendime gelmem lazım. Canan, Bursa'ya gitmeye ne dersin? Ha? Birkaç günlüğüne, hep beraber. Hem annenin tetkiklerini de yaptırırız Türker Hoca'ya. Hem de biraz uzaklaşmış oluruz buradan ha? Çok iyi olur. Canım kızım gel. Tamam, tamam geçti artık, ağlama. Kır bence kapıyı, 10 numara hareket olur.
Oya bak ayıp oluyor ama ha. Diktin beni burada insanların önüne böyle. Oya bak gidiyorum. Ürününü çok affedersin. Biliyorum böyle şık olmadı ama kusurumuza bakmaz ki. Beni bırak da kıza yalvar. Neredeydin şimdiye kadar? Dün sabah geldi karın. Eski karın. Bak gene odaklanma problemi, gene odaklanma problemi. Dostum, buradaki olay karının eski olması değil. Değil, değil. Affedilmek istiyorsan eğer, iki gündür nerede olduğunu, niye özür dilemeye gelmediğini açıklaman gerekiyor. Gerekiyor. Ki o trip atan bir kız profili tarafından niye affedilmek ister bir insan, bunu hiç anlamış değilim. Kız sen anan gibi olma, tamam mı? Oya, dünden beri gelemedim çünkü işlerim vardı. İşin mi vardı? Hı? İşlerim vardı. İşim vardı yani. Bir kadına işin vardı denir mi ya? Oya! Oya dur gözünü seveyim ya. Oya yapma Allah aşkına dur. Oya! Oya dur! Dur! İşte bu yüzden istememiştim aramızda bir ilişkinin başlamasını. Dilber bunu hep yapacak. Bizim bir çocuğumuz var. O hep gelecek ve seni üzecek. Ve Kerem'in canını sıkmasın diye ben de ona hak ettiği gibi davranamayacağım. Bu sefer de sen kırılacaksın. Tıpkı dün olduğu gibi. Dün önce Dilber'i Bursa'ya gönderdim. Sonra buraya gelecektim. Ama... Oya benim İhsan'ın katilini bulmam lazım. Bu bizden daha önemli, anlıyor musun? Bak bunu bir çözeyim, sonra oturup konuşacağız. Tamam mı? Bizim hikayemiz. Bizim hikayemiz güzel başlasın diye ne yapmamız lazım? Oturup birlikte karar vereceğiz. Bir ipucu var mı? İhsan'la ilgili yani. Nikah videosunu seyredip duruyorum. Bilmiyorum ama içimde bir his var. Sanki oradan bir şey çıkacak gibi. Usta hayırdır? Kerem tutturdu Sevinç'te oynayacağım diye. Ben de hem Yura ablanın hatırını sorayım hem de şu fideyi bırakayım dedim. Kerem'cim, Sevinç hasta oldu. Şey oldu, kaba kulak oldu. Şimdi seni görürse yatakta tutamam ben onu. Sana da bulaşır hem. Şey yapalım. Onun ateşi düşsün, kaba kulağı insin. Yarın size gelsin, bütün gün oynayın, olur mu? Onu ben alayım, ürünleneye vereyim. Teşekkürler, iyi günler. Hadi bakalım. Biz de eve gidip maç yapalım, tamam mı? Bugün keyfim yerinde. Bu morali ikiniz de aşağı edeceğim. Hayırdır? İhsan'ın katiliyle ilgili bir ipucu mu buldun yoksa? Yok usta, o da olacak. Her şey sırayla. Bu gece emniyet kolsun balık çiftliğinde uyuşturucu bulacak. İşte o zaman var ya. ...32.43 bildiriyor. Şüpheli kamyon ilk kontrol noktasında görüldü. Tamam. Hızı saatte ortalama 80 kilometre. Tamam. Anlaşıldı, tamam. 35.76 konuşuyor. Kuşun kafese girmesine yaklaşık 4 dakika var. Herkes hazır olsun, tamam. Anlaşıldı, tamam. Hazırlanın.
Bitin artık şu kasayı. Aha şimdi... Ne işin var senin burada? Yürüyüş yapıyordum. Buralara gelmişken bir uğrayayım dedim. Sen açığa alınmadı mı? Ya sorma. Ondan işte. Bir sıkıntı, bir yerinde duramamazlık, bir huzursuzluk. Alışkın değilim boşa durmaya, biliyor musun? Ha. Sen de madem sıkılıyorum, gelip neden Recep'i de darlamayayım dedin, öyle mi? Hayırdır? Taşınıyorum deme. Vallahi üzüntüm dömürüm ha. Bilmem mi? Bensiz hayatın bir anlamı kalmaz. Ulan seni üzeceğime şu kolumu keserim daha iyi. Bak. Ne var kamyonda? Hiç. Mavi kapak. Geri dönüşüm için topluyorlar. Biz de biriktirdiğimiz kapakları vereceğiz. Sonuç olarak çevreye saygılı bir müesseseyiz. Mavi kapak. Geri dönüşüm. Ha, geri dönüşüm. Sen de şimdi böyle gerisin geriye dönüyorsun. Buradan gazlıyorsun Tomix, hadi. Kıpırdamayın, bu bir baskındır. Amirim, bu ne bana emanetli operasyon? Bunu kaçıramazdım Cemal. Kasanın anahtarlarını ver. Hadi, hadi, hadi! Bu da sana kapak olsun Tomix. Siz de bizle gelin isterseniz. Siz gidin. Nereden öğrendin? Neyi nereden öğrendim Tomix? Muhbirin kim? Operasyon yapacağımızı kim haber verdi? Mavi kopak operasyonu mu? Benimle oyun oynama Recep. Aşk olsun Tomix. Seninle oyun oynamamı seviyorsun sanıyordum. Bunun burada biteceğini düşünürsen yanılıyorsun. Adaletten kaçamazsın. Ben kaçmam Tomix. Kaçmazsın. Emin misin? Bu aralar balık falan ye istersen. Hafızaya iyi geldiğini duydum. Ya admin. Heh. Almayacaktı bu kaymağı ya. Şimdi oturur öküz gibi yeriz biz bunu. Abi geçen aldığımız ballar var ya. Sanki sizin mutfaktan bana fısıldıyorlar. Kaymağa dal geldi Ozer. Kaymağa dal geldi Ozer. Al bakayım.
Sen neyi o hiç anlamamışsın biliyor musun Ceneviz? Oğlum ne o kim ya? Ekibi olmasa bir hiç. Yok Trinity şuna döv, yok tank en yakın çıkışı göster. O Indiana Jones söyleme oğlum be. Adam tek başına koskoca Nazi ordusunu. Abi! Gazla oğlum gazla! Allah'ım! Hayır! 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 Abi gözünü seveyim! Hayır! Abi bu kadar! Her şeyim yanıyor, her şeyim yanıyor! Hayır! Bırak! Kim devam yapıyor? Her şeyin gözlerim önünde yanıyor yıllarım. Her şey. Bulut. Durumlar nasıl diye aradım. Ferit usul usul oturuyor değil mi? Bir kungfular, bokslar falan yapıyor. Sabah da mekik çekti. Başka bir şey yaptığı yok zaten. Aman aman. Elleme yapsın. Hadise çıkarmasın da. Çocuklar ne yapıyor? Oynuyorlar. Yormuyorlar değil mi seni? Hı. Yok canım. Bana hiçbir eziyetleri yok. Hı hı. Ya bu arada... İhsan'ın nikah videosunu 500 binci defa izliyorum. Belki kaçırdığım bir şey yakalarım diye. Ha, oradan bir şey çıkacağını düşünüyordun. Ya çok sıkıcı değil mi? Kare kare ezberlemişsindir artık. Arada seni görmesem sıkıcı da o gün de çok güzel olmuşsun ama. Eteğine o kadar laf ettim ama. Elbisen çok yakışmış. Sağ ol. Ben tutmayayım o zaman seni. Sen izlemeye devam et. Yani videoyu, beni değil, videoyu izlemeye devam et. Peki tamam görüşürüz. Tamam görüşürüz. Bundan olur mu? Serpil kal bir kahve yap da içelim be keyfimiz yerine gelsin. Git kendin yap. Hadi be Çırpı. Bak canım da sıkkın zaten. Nenem de o 1000 rekatlık namazlarından kılıyor. Canın sıkkınsa kitap falan oku. Bana bulaşma. Efendim? Ya sen gerçekten öğretmensin ya. Helal olsun. Git bir kitap oku dedi resmen ya. Ay pardon bazen unutuyorum ne kadar sığ bir insan olduğunu. Git kaslarını şişir o zaman. Ne yapıyorsun? Nunchaku. O ne be? Birazdan sana lazım olabilecek bir silah. Düşman kapıda sensei. Otomobilizlik karasal yangınının ömrü 15 yıldır. En çok görüldüğü yer Osman Dede'nin bahçesidir. Kestik, çok iyisin.
Osman dede, Osman dede, nefis bir belgesel çekiyoruz. Aferin, aferin sizlere. Büyük büyük yönetmenler olun inşallah. Kamerayı televizyona bağlayıp büyük ekranda bakalım mı nasıl olmuş? Çok iyi fikir, hadi. Ne oldu ekip? Çektiğimiz belgesele televizyondan bakabilir miyiz? 5 dakika ne olur, ne olur, ne olur. Tamam oğlum, niye yalvarıyorsun? Takın izleyin işte. Ama biz takmayı bilmiyoruz ki. Seni yapman lazım. He, teknik adama ihtiyacınız var. Demek ki neymiş? İstediğin kadar Spielberg ol. Biz emekçilere mahkummuşsunuz. Sevinç, burada kırmızı ışık yanınca kamera çekiyor demek değil mi? Hı hı, açık mı bırakmışım? Canan ablamın nikahında çektiğin görüntüler bunda mı? Yok, evde onlar. Osman Usta, çocuklar sana emanet. Bulut, ne oldu, nereye? Sonra anlatırım. Bulut da Kerem de burada değiller. Biliyorum. Ben seni görmeye geldim. Ne istiyorsun? Kocamı ve oğlumu rahat bırak. Onları rahatsız eden ben değilim, sensin. Sinir. Defol evimden manyak! Bulut'u sana yedirmem. Yedirmem! Atışmada fena dinler de, atışmada yaratıcılık sıfır. Sensiz sarhoş ne ya? Yok oğlum, olmaz böyle. Ben gidip ayırayım şunları. Saçmalama babane. Sen hiç aslan kavgasına girmiş yaşlı antilop gördün mü? Sensin yaşlı antilop. Hayır, bugün herkes ilkokul üç. Ne oldu kız sizin ayçılara bugün, ne oldu? Tepetlerini parçalayacak bunlar. Hem... Tüm mahalleyi ayağa kaldırdılar Mare. Bir şey olmaz. Enerjilerini atıyor hanımlar. Bir çeşit progresif terapi yani. Bak bu olmadı işte. Boğuyor kıza. Sen çıkma, yakacaksın başını. Kızı boğuyor, benim bu nançakım var. Merkezin ekiplere. İskender Sokak 17 numaralı bir olay bildirildi. İki kadın kavga ediyorlarmış. 31-42 konuşuyor, tamam. Olay yerine yakınız, intikal ediyoruz, tamam. Kesin bir adamı paylaşamamıştır bunlar. Yardım etme, pişman etme beni, anladın mı? Geberteceğim onu, onu geberteceğim elin. Evini basmadıracağım onu. Sakin!
Kımıldama! Sakın bana silahını bırak deme. Bırakırsam hepimiz yanarız polis kardeş. Coşkun! Ya Allah'ım yine mi ben ya? Niye hep ben ya? Yenge dur. Sakin ol, sakin. Sakin ol yenge. Coşkun bırak beni. Yenge sakin ol, gözünü seveyim. Sakin bir şekilde arkanı dön ve ellerini arkanda birleştir. Hadi! Tiradı uzatmayalım. Söyleyeceğim her şeyi aleyhimde delil olarak kullanacak değil mi polis kardeş? Sen nasıl istersen Ferit As. Özetle... tutuklusun. Bak vallahi elimden bir kaza çıkacak ha! Oh! Başkomiserim, biz aslında kavga anonsu için gelmiştik ama zanlı da buradaydı. Tamam Fatih, şubeye götür. Yürün inem. Gerçek katil er ya da geç yakalanacak. O zaman serbest kalacak Ferit. Bir bilseydin. Ah bilseydin. Bu çok kötü bir şey oldu. Biliyorum Aya. Sevinç'in CD'leri varmış şifonyerin çekmecesinde. Şey çıkacağına emin misin? Dua et çıksın. Sevinç'in kamerasının objektifi tam İhsan'ın öldüğü odaya bakıyordu. İhsan'ın katilini görebileceğiz yani. Ha işte o da. Gayet net gösteriyor. Cam açık. Ne o? Bulut daha fazla saklayamadı mı seni? Bulut? Bir polis beni niye saklasın ki? Bilmem. Sen söyle. Hayır, bence sen söyle. Çünkü neden bahsettiğin hakkında en ufak bir fikrim yok. Sen gözaltı işlemlerini başlat. Bunları sorguda sorarız. Parmak izini alalım. Parmak izi? Parmak izi ya. Ferit şubede. Bunu hemen götür. Ferit'in masum olduğunun kanıtı. 75. dakika izlesinler. Katilin Osman Söylemez olduğunu görecekler. Ferit yakalandı mı? Aman Allah'ım.
Parmak izini alacaklar. Ferit. Parmak izi tabii. İhsan Tokatlı cinayetinde bir parmak izi bulamadık. Ama belki daha önce başka bir suç işlemişsindir. Cinayete ekleriz ha? Hadi bakalım seni bir sisteme sokalım. Hayırdır? Direniyor muyuz? Bak komiserim, direnen parmak. İhsan Tokatlı'yı öldüren silah odamda bulundu. Sistemde başka bir olay yüzünden parmak izin kayıtlı olsa da olmasa da en az 25 yılla yargılanacaksın. O yüzden... Sağ ol ya. Bayağı rahatlattın. Uzattın ama. Hiçbir şey belli etmeyeceksin, tamam mı? Çocukları alıp hemen çıkacaksın. Sen ne olacaksın? Çocukları çıkardıktan sonra polislere haber vereyim, ne olursun. Bunu benim halletmem lazım. Çocuklar, gelsenize biraz. Baba, salyangozdan sonra bir tane de akrep çektik. Çok güzel belgesel oldu. Çocuklar, size müthiş bir sürprizim var. Hemen benimle gelmeniz lazım. Oley! Ne sürprizi? Ama sürpriz bu, söylenmez. Hadi gel bakayım. Osman Usta, içeride biraz konuşalım mı? Şimdi veri tabanına bakacak program. Daha önce girilen parmak izleri arasında seninkiyle uyuşan var mı diye. Telefon, cüzdan, kemer, küpe. Ne varsa hepsini çıkar buna koy. Ferit! Bulut yolladı bunu. Gerçek katili kameraya çekmiş Sevinç. 75. dakikada göreceksiniz. Ne? Kimmiş? Osman söylemez. Ne? Bulut başkomiserimin Osman ustası mı? Hı. Emekli polis o be. Senin şeyini aldılar mı? Ne oluyor burada? Ne bu gürültü? Bulut başkomiserim gerçek katilin Sevinç'in kamerasına yakalandığını söylemiş. Kayıt burada. Kimmiş? Osman söylemez. Hadi canım. Nereye? Kim bu Osman söylemez? Hayırdır evlat? Ne konuşacağız? Sen benim ustamdın.
Bana iyi bir polis olmayı sen öğretmiştin. Neden? Ne neden? Neden öldürdün insanı? Sen ne diyorsun Bulut? O çekmecedeki silaha dokunursan seni vururum Osman Usta. Bulut. Neden? Neden kıydın arkadaşıma? Neden? Bulut. Tam zamanında yetiştim. Şunu da imzala. Salıverilme tutanağı. Çıkıyorum o zaman. Neri? Bir dakika, bir dakika. Parmak izi sorgulaması tamam mı? 2008'e kadar geldi, henüz bir eşleşme yok. Sen onu biraz daha bak. Asayiş şube dinliyorum. Razıyım, sev beni, razıyım.